Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İsrail Hava Kuvvetleri, yani Amerikan Orta Doğu politikası çerçevesinde Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerine karşı üstünlük sağlaması hedeflenen ünlü İsrail Hava Kuvvetleri. Bu hava kuvvetleri bugün, dün geceden bugüne iki eylem yaptılar. Bunlardan biri dün gece saatlerinde World Central Kitchen, yani Dünya Merkezi Mutfağı diye adlandırılan ve Gazze'ye akan gıda yardımlarını artmakta olan açlık tehlikesine karşı Gazze'lilere ulaştırmaya çalışan bir gıda STK'sının, yani yardım STK'sının 7 elemanını öldürdüler. Bir bombayla. Ve yine aynı hava kuvvetleri, egemen bir devlet olduğu ifade edilen Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'nin başkentinde mukim, egemen bir devlet olan İran'ın büyükelçilik, konsolosluk bölümüne doğrudan saldırı düzenleyerek orada toplantı yapan İran devrim muhafızları generallerini öldürdüler. Şimdi arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım. Bu iki eylemi mesela arka arkaya benzer bir biçimde Türkiye yapsaydı, bütün dünya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, NATO, SET, ne varsa hepsi tepemize binmişlerdi. Çünkü bu ikisi de uluslararası hukuk çerçevesinde çok ciddi suçlar. Yani uluslararası hukukun yasakladığı ne kadar eylem varsa 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri yaptı. Bir kişi de deyip arkadaş ne yapıyorsun sen orada demiyor. Efendim nota vermişler de bilmem ne. Yok öyle bir hikaye. Bakın. Biliyorsunuz Larnaca, Güney Kıbrıs, Larnaca limanından kalkan gemiler artık İsrail'in kontrolündeki Gazze'nin bir bölgesine gidiyor. Oraya gıda yardımlarını vesairelerini boşaltıyorlar. İşte bu operasyon sırasında boşaltma işlemlerine doğru gitmekte olan gemileri geldiğini görünce gitmekte olan üzerlerinde STK'nın yani sivil toplum kuruluşunun logosunun bulunduğu iki zırhlı araç havaya uçuruldu. ABD, Kanada çifte vatandaşı bir kişi, İngiltere, Avustralya, Polonya ve Filistin vatandaşlarından 6 kişi hayatlarını kaybetti. Ve İsrail ordusu yaptığı açıklamada trajik gelişme akşam saatlerinde olduğu ve yapılan bir hava saldırısında yardım gönüllülerinin öldüğü tespit edildi. Durum en ince detayına kadar inceleniyor diye bir açıklama yaptı. İsrail'in kasap başbakanı Netanyahu, güçlerimizin farkında olmadan unintentionally masum sivilleri öldürmüş olması ağır bir trajedidir dedi. E tamam da, ya demek ki sen öyle bir savaş yürütüyorsun ki, öyle bir kuralsız savaş yürütüyorsun ki sonradan farkına varıyorsun insanları öldürdüğünü. Bu işte 32 bin artı 7 bin, 39 bin insan böyle öldü. Böyle öldü. Kafalarına göre her yere bomba atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bir tonluk bomba veriyor böyle bir hava kuvvetlerine. Böyle bir hava kuvvetlerine şu kalem verilmez. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakan Sözcüsü Theodoros Gotsis diyor ki, geçtiğimiz cumartesi 332 ton yardımı Gazze'ye götüren 4 gemi Larnaca'dan hareket etti. Bunlardan ikisi full gıda yardımı, ikisi ise bölgedeki çalışmalar için gerekli ekipman ve araçları taşıyordu. Bu yardımın 100 tonu indirildi. Fakat yaşanılan saldırı sonrası
Üçte ikisi gemilere binen yardım personeliyle birlikte geri dönüyor. Yani sen bakın bunu bilerek yapıyorlar. Hiç kimse bana palavra değil bu. Bu efendim farkında değildik. Olur mu öyle şey? Sadece ve sadece yardım çalışmalarını baltalamak ve Filistin sivil halkını bir şekilde sınırları zorlayarak Mısır'a şuraya buraya mülteci olmaya zorluyorlar. Adam ölecek, çoluğu çocuğu elinde ölüyor gidiyor. Son çare. İngiltere, Polonya, Avustralya protesto etmişler. Hangi şartlar altında öldürdünüz bizim adamlarımızı diye. Geçelim. Şam saldırısı tam anlamıyla bir uluslararası hukuk cinayeti. Çünkü sonuç itibariyle severim sevmeyelim. Severim sevmeyelim. İsrail tek taraflı bir kararla Birleşmiş Milletlerce egemen bir devlet olarak görülen Suriye'nin Şam başkentini öyle elini kolunu sallayarak bombalayamaz. Hadi bu tamam. Üstelik Şam'ın en gözde bölgesi olarak kabul edilen böyle sosyetik bölgesi Mezzeh'te var olan İran Büyükelçiliği, konsolosluk binası ve Büyükelçinin kançilaryası yani ikametgahının bulunduğu yere direkt olarak bir atışla bombayı sallıyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ben korsan bir devletim. Elimde de çok güçlü silahlar var. İstediğim memleketin başkentinde istediğim ülkenin büyükelçiliğini bombalarım. Oradakileri öldürürüm. Kimseye de hesap vermem. Hikaye böyle. Böyle görüyoruz hikayeyi. Ve İran devrim muhafızları Kudüs gücü üst düzey komutanlarından Kor General Muhammed Rıza Zahidi öldü. Bu Zahidi Kudüs gücünün ülke sınırlarındaki harekatlarından sorumluydu ve ölümü bütün dünyada Kasım Süleymani suikastinden sonraki ikinci büyük suikast olarak adlandırılıyor. Yardımcısı Muhammed Hadi Rahimi öldü. Kudüs güçleri Suriye Lübnan komutanı Hüseyin Ermenullah o da öldü. Ayrıca biri Hizbullah'tan olmak üzere 5 İran devrim muhafızı yetkilisinin daha aynı toplantıda oldu ve orada öldürüldükleri belirtiliyor. Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narishkin Rusya. Saldırı İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen terörist bir saldırıdır. Bu saldırı egemen bir devlet olan İran'ın dış temsilciliğine yine egemen devlet Suriye başkentinde gerçekleştirilen çirkin bir olaydır. Bu saldırının İsrail tarafından yapıldığına ilişkin elimizde yeterli istihbarat bulunmaktadır diyor. Amerika Birleşik Devletleri de şöyle bir açıklamayla kendini sıyırdı. Bizim bu saldırıyla hiçbir alakamız yok. Bizim hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı yapmadı. Öncesinde de haberimiz yoktu diye bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Netanyahu Gazze'deki savaşta yaşadığı ağır yenilgiyi ve kayıplar karşısında tüm dengesini kaybetmiş görünüyor. Siyonist rejim hedeflerine ulaşamayacağını anladıkça bu tür bütün uluslararası hukuku çiğneyen saldırılarını sürdürmeye devam edecektir diyor. Ali Hamaney resmen intikam istedi. Kahramanlarımız Siyonist rejimden bu saldırının intikamını alacak güçtedir diye. Bütün bu olayın İbrahim Reis'i de söyledi, Maria Zahra, yani herkes koydu. Ama bütün bu olayın bir tek nedeni var. Gazze'de çok sıkışmış olan ve esasında hesabını veremeyeceği büyüklükte olaylara neden olan Netanyahu, İran'ı doğrudan savaşın içine çekmeye çalışıyor. Vekil savaşçılarla değil, doğrudan İran girsin istiyor. Çünkü
Doğrudan İran girerse Amerika Birleşik Devletleri otomatik olarak İran'a karşı savaşa girmek zorunda. Anlaşmalar çerçevesinde. Derdi bu. Bütün hikaye burada. O yüzden İran şimdilik intikam alacağını söyleyerek durdu. O da anladı. Amerikalılar da biliyorlar. Belki de Amerikalılarla İranlılar konuşuyorlar. Bilemem. Ama sonuç itibariyle ben İran'ın kendisini doğrudan bu savaşın içine sokacak bir adım atacağına inanmıyorum. Çünkü bu adım ister istemez sadece ve sadece İsrail'in işine yarayacaktır. Hoşça kalın.